Yozgat Bozok Üniversitesi meslek yüksek okullarında meydana gelen gelişmelerin yer aldığı e-bülten ile karşınızdayız. İlk haberimizle bültenimize başlıyoruz. SGK Başkanı Yobu Kariyer Söyleşilerinde Türk Mucizesini anlattı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, Yerköy Meslek Yüksek Okulu tarafından çevrimçi olarak düzenlenen kariyer söyleşisine katıldı. SGK'nın teşkilat yapısı hakkında bilgi veren Yılmaz, daha önce ayrı kurumlar olan emekli sandığı SSK ve Bağkur, SGK çatısı altında birleşti. Bağkur tarım çalışanlarını ve esnafı, SSK işçileri, emekli sandığı ise memurları kapsıyordu. 2006 yılında gerçekleştirdiğimiz reformla kurumumuzun teşkilat yasası ardından sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu yürürlüğe girdi. Böylece sosyal güvenlik kurumu oluştu, dedi. Bugün geldiğimiz noktada ülkesindeki tüm kesimlere hizmet veren sosyal güvenlik yapısını tüm dünyanın örnek aldığı bir kurum haline geldik. E-Devlette de şu an 156 uygulamayla en fazla hizmet sunan kurumuz. Biz buna Türk mucizesi diyoruz ifadelerini kullandı. Rektör Yardımcısı Güney'den Şefaatli Meslek Yüksekokulu'na ziyaret. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yücel Güney, Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca Şefaatli Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret etti. Ziyarette misafirlerle birlikte tüm akademik ve idari personeli sosyal mesafe kurallarına uyarak Meslek Yüksek Okulu bahçesinde yemek organizasyonu gerçekleştirildi. Yemek sonrasında hayırsever Lütfi Temiz'e yüksek okulumuza sağladığı katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Toplantıda üniversitemiz, kaymakamlık ve belediyenin yapabileceği ortak çalışmalar, bölümlerin ve öğrencilerin genel durumu ve olası sorunların çözümlerine yönelik önlemler konuşuldu. Müfredatlar ve MEYOK gündemi ile ilgili toplantı yapıldı. Sorgun Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına müfredat süreçleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Erkut Okan Aksu tarafından MEOK Müdürler Kurulu'nda paylaşılan müfredat çalışmaları ve MEOK gündemi hakkında bilgiler verildi. Yozgat Meslek Yüksekokulu Kanal D, ATV ve Medya Radar temsilcilerini ağırladı. Yozgat Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Elif Kaya, kariyer planlama dersinde sektör temsilcilerini ağırlamayı sürdürüyor. Her hafta medya camiasından alanında uzman bir ismi ağırlayan Kaya'nın bu seferki konukları Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Levent Eke, Medya Radar Yazarı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Basın Müşaviri Cezmi Sayılgan, Kanal D Ankara Haber Müdürü İrem Akbaş ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yönetmeni Ahmet Şirin'di. Haber kaynağı ya da danışmanıyla yapılan ilk görüşmede bırakılan intibanın habere giden yolda çok önemli olduğunu vurgulayan Eke, geleceğin iletişimcilerinden gazeteciliğin bir temas ve mesafe mesleği olduğunu unutmamalarını istedi. Sayılgan, pandemi sonrasında kariyer planlama dersine katılan ve diğer derslerinde de başarılı olan bazı öğrencilere çeşitli televizyon ve gazetelerde staj sözü verdi. İş hayatında mesleğin duayenlerinden olan Mehmet Ali Birand ile birlikte çalıştıklarını belirten Akbaş, haber toplamadan haberin verilmesine, muhabirlikten haber müdürü olarak habere yön vermeye kadar pek çok başlıkta deneyimlerini paylaştı. Akbaş da diğer konuklar gibi staj sürecinin önemine dikkat çekti. Şefaatli'de kadınlar kickbox yapıyor, sağlıklı kalıyor. Sosyal ve kültürel etkinlikler topluluğu akademik danışmanı öğretim görevlisi Mert Can Aratürk ve kickbox antrenörü öğretim görevlisi Ahmet Kaşık'ın girişimleriyle hayata geçirilen Şefaatli'de kadınlar kickbox yapıyor, sağlıklı kalıyor isimli eğitim projesi yüksek okulumuz yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantı ve sonrasında spor salonumuz ziyaretiyle başladı. Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk buluşmaya Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Doktor Cevat Temizkan, Yüksekokul Sekreteri Alparslan Karaca, Şefaatli İlçe Gençlik Spor Müdürü Muzaffer Arslan ve İlçe Nüfus Müdürü Şükrü Bağcı da katılım sağladı. Açık alanda Covid-19 önlemleri kapsamında yapılan tanışma ve bilgilendirmelerin ardından proje kapsamında eğitim alacak kişilerle birlikte yüksekokulun mülkiyet koruma ve güvenlik bölümü spor salonu ziyaret edildi. Proje kapsamındaki eğitim 3 ay süreyle gerçekleştirilecek olup katılımcılara Yozgat Bozok Üniversitesi ve Şefaatli Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifika verilecektir. Online söyleşiler gerçekleştirildi. İletişimdeki eksiğimiz Anlam ve Duygu Paylaşımı adlı online söyleşi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim görevlisi Doçent Doktor Ali Murat Alparslan'ın konuk olarak katılımı ve Sorgun Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğretim görevlisi Yeliz Bulut'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Devletler arası diplomatik süreçlerin yürütülmesinde kullanılan sıra dışı yöntemlerden 5. kol faaliyetleri üzerine karşılıklı bilgilerin paylaşıldığı online söyleşi Adalet Bakanlığı Kişisel Verileri Koruma Kurumu bürokratlarından Doktor Abdullah Şengönül'ün konuk olarak katılımı ve Sorgun Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğretim görevlisi Yeliz Bulut'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Meslek Yüksek Okulları köşemizde bu ay Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Yozgat merkeze 90 km uzaklıkta bulunan Çekerek ilçesinde 2016 yılında kurulmuştur. Meslek Yüksek Okulu'ndaki çocuk gelişimi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, tıbbi tanıtım ve pazarlama, ilk ve acil yardım, tıbbi laboratuvar teknikleri Çevre sağlığı, sağlık kurumları işletmeciliği ve yaşlı bakımı programları YÖK tarafından onaylanmıştır. Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetim kadrosunda öğretim görevlisi Tekin Güler müdür, öğretim görevlisi Gülçin Uruş ve öğretim görevlisi Şahin Bayraktar müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda bir öğretim görevlisi doktor ve 16 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 17 akademik personel bulunurken idari personel kadrosunda ise 9 personel yer almaktadır. Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu akademik ve idari personelin büyük çoğunluğu İşaret Dili Eğitimini tamamlamış ve Meslek Yüksek Okulumuz YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 2020 yılında Mekanda Erişilebilirlik, 2021 yılında Eğitimde Erişilebilirlik ödüllerini almıştır. Bu ayki bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.